Elveda ey şehri Ramazan elveda elveda ey şehri rahmet elveda sen gidesin ille bizi yaktı hasret elveda Evet bundan 28 gün önce merhaba demiştik Ramazan-ı Şerife. Bugün de elvedaya hazırlanıyoruz sevgili izleyenler. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? İbn Razi diyor ki ben Asr suresinin anlamını şu sözü söyleyen adamdan öğrenmiştim. Sermayesi eriyen adama yardım edin, merhamet edin. Baktılar ki o adam buz satıyor yaz mevsiminde. Buz sıcaktan dolayı eriyor. O zamanlar buzdolapları yok, diprizler yok. Dolayısıyla ömür içinde herhangi bir koruma kalkanı yok. Zaman böyle akıp gidiyor. Efendim inşallah bugün Ramazan-ı Şerif'in son iftarı beklerken programında sizlerle birlikteyiz ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile yine başlıyoruz. Yine bundan 28 gün önce yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile bismillah demiştik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا

Subhaneke Azim. Merhabalar sevgili izleyenler. Diyanet TV ekranlarında iftarı beklerken programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Az önce yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler En'am suresi 159 ila 165. ayet arası yine Zümer suresi 53. ayet-i kerime Eyüp Sultan Camii Baş İmam Hatibi Metin Çakar hocamız tarafından tilavet edildi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık diyoruz. Sevgili diyenler merhaba dedik ama böyle bir an içimden elveda demek geldi ama kendimi tuttum. Evet Ramazan-ı Şerif'in artık son günündeyiz. Bugün son iftarı beklerken programımızda sizlerle birlikteyiz ve inşallah bugün Ramazan-ı Şerifi sizinle iftarımızı da tamamlamış olacağız. Rabbim şu ana kadar tuttuğumuz bütün oruçlarımızı kabul eylesin. Oruçlarınızı kabul eylesin. İnşallah yarın sabah da bayrama ulaşacağız ve hep birlikte bütün İslam alemi olarak bayramımızı yapacağız. Rabbimize o kadar hamd ediyoruz ki bizleri bu güzelliklere nail kıldığı, bu güzelliklere eriştirdiği için ve bu heyecanı, bu güzelliği ilk günden itibaren sizlerle yaşadık. Sizlere de bizi Ramazan-ı Şerif boyunca yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Programımızın başında bugün çok önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. İnşallah Ramazan-ı Şerif boyunca yaşadıklarımızı ülkemizdeki gelişmeleri ve hizmetleri bütün bu alanda yapılmış olan güzellikleri konuşacağız. Ramazan-ı Şerif bizi nasıl değiştirdi, dönüştürdü, bize ne kazandırdı? Bu kazanımları daha sonrası için nasıl kullanacağız ve geleceğe nasıl hazırlanacağız? Bir sonraki Ramazan-ı Şerife kadar inşallah kendimizi nasıl bir manevi kimlikle hazırlayacağız? Bunları bütün bunları konuşacağız ve Stüdyomuzda hemen kendilerine, zat hallerine hoş geldiniz diyorum. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamız var. Şeref verdiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem. ben de bütün Müslümanların, bizi dinleyen kardeşlerimizin, İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum, bayramını artık tebrik ediyorum dememiz Hı lazım. Çünkü bugün Ramazan ayının son günü. Vakit o kadar hızlı ilerliyor ki daha sanki birkaç gün önce gibiydi. Ramazan'ın ilk sahurunda yine evet. bu stüdyoda milletimizle buluşmuş idik Diyanet TV aracılığı ile. Ama hemen bir ay geçmiş ve Ramazan'ın sonuna gelmişiz. İşte bu da ders çıkarmamız gereken önemli hususlardan birisidir. Her gün ömrümüzden bir yaprak düşüyor, evet. ölüme bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. İşte bir ay önce sahuru burada birlikte idrak ettik. Şu anda Ramazan'ın son iftarındayız. Rabbim ömrümüzün her gününü Ramazan gibi geçirmeyi, ömrümüzün her saatini Ramazan ayındaki güzellikleri idrak ederek geçirmeyi nasip eylesin inşallah diyorum. Eyvallah. Efendim e, tabii ramazan Şerif böyle başladı ve hızla gelip geçti. Aslında her senede bu nevi şikayetlerimiz olur. Ne çabuk geçti diye demek ki güzellikler böyle çabuk geçiyor. Evet. Ama ben başa dönmek istiyorum. ramazan Şerif her sene nasıl oluyorsa İslam alemindeki bir takım olumsuz gelişmeler evet. kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar nedeniyle e, biraz buruk başlıyor. Bu sene de öyle başladı. Evet. Biraz oradan başlayalım isterseniz. Kudüs'te, Filistin'de biliyorsunuz hadiseler hiç hoş Doğru. değil. Doğru. Ee, sahur programında yine böyle içimiz acıyarak ve e, İslam alemindeki olumsuzlukları dile getirerek başlamış idik. Ben öncelikle birkaç gündür ülkemizde Vatan savunmasında Ezan için bayrak için milli manevi değerlerimiz için görev yapar iken fedaica eden şehit olan kardeşlerimize rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum Amin. gün geçmiyor ki bir acımız olmasın ama diyoruz ki takdiri ilahi bizi ne zaman nerede bulacağını biz bilemeyiz Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinin son kısımlarında Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ Kıyametin ne zaman kopacağını, ölümün ne zaman geleceğini ancak Allah bilir. Ve وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ Yağmurun ne zaman yağacağını ve me tedri nefsün bi eyi ardın temüt insanın ne zaman nerede öleceğini ancak Allah bilir yarın ne kazanacağını ve mertedri nefsün meze teksi bu kadar ve mertedri nefsün bir eyi ardın temüt. Ölüm bazen insana yatağında geliyor, bazen bir kaza esnasında geliyor, bazen de şehit olmak suretiyle insanlara nasip oluyor ölüm. Evet. Dolayısıyla biz tabii şehitlerimize rahmet diliyoruz, gazilerimize şifalar diliyoruz. Ee, bu vesileyle ben e, milletimizi, memleketimizi bu Ramazan günlerinin bereketinden e, Cenab-ı Hakk'ın daha çok nasip eylemesini niyaz ediyorum. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi da, daim eylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. E, kötülükler kıyamete kadar devam edecektir. Bu bir hak batıl mücadelesidir. Bu bir imtihandır. Ee, Rabbimiz buyuruyor ki Mülk suresinde Ellezî halakal mevt ve'l hayâte liyebluwakum eyyukum ahseno Ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır. Bakalım hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için Allah Teala ölümü de hayatı da yaratmıştır buyurmaktadır. Bu imtihan dünyasında önemli olan nerede yer aldığımızdır. Yani hak cephesinde mi yer alıyoruz, batıl cephesinde mi yer alıyoruz? Hak cephesinde, Rabbimizin sırat-ı müstakim çizgisinde yer aldığımız sürece biz her zaman kazançlı olacağız. İnşallah bu ramazan günlerinde bu gerçeği bu hakikati daha iyi anlamışızdır. Tabii İslam dünyasında içimizi acıtan olaylar hep oldu, oluyor ve kıyamete kadar da olacaktır. Biraz önce ifade ettiğim gibi imtihan dünyasındayız. Suriye'de 6-7 senedir acılar yaşıyor kardeşlerimiz. Onlarla beraber biz aynı acıyı yaşıyoruz. Libya'da öyle, Yemen'de öyle, Pakistan'da ve benzeri yerlerde öyle. Bizim ülkemizde öyle. 35-40 senedir terörle mücadele ediyoruz. Terör faaliyetleri bazen azalıyor, bazen çoğalıyor. Bu arada şehitlerimiz oluyor. Hem fiili olarak üzerimize düşen millet olarak üzerimize düşen neyse onu yapmak zorundayız. Ki bu millet askeriyle, polisiyle, genciyle, ihtiyarıyla, yaşlısıyla tarih boyunca her zaman vatan savunmasında, milleti için e, üzerine düşen vazifeyi yapma noktasında hiçbir fedakarlıktan çekinmemiştir. Yine de çekinmeyecektir. Fiili olarak bunu yerine getireceğiz. Aynı zamanda dilimizden duada eksik olmayacak. Evet. güvenlik güçlerimize şanlı ordumuza askerimize polisimize her zaman dua edeceğiz hem fiili olarak hem kavli olarak lisani olarak ee, inşallah e, milletimizi Cenab-ı Hak bu duygu ve düşünce içerisinde olduğu sürece ilelebet payidar edecektir tabi. teşekkür ederiz başkanım. şimdi tabi e, Ramazan-ı Şerif'ten son gününe geldik ama şöyle bir Düşüncemiz, duygumuz da var içimizde. Kendi kendimizi sorguluyoruz, muhasebe ediyoruz. Acaba Ramazan-ı Şerif'ten gerçekten istifade edebildik mi hakkıyla? Yani biz kazançlı mı çıktık, o bizden mutlu mu gidiyor? Biz ondan evet. mutlu görünüyoruz ama. Ee, bu anlamda bu Ramazan-ı Şerif'te özellikle başkanlığımız çok güzel çalışmalar yaptı. Hakikaten her sene olduğu gibi ama bu sene de böyle adeta coştu elhamdülillah. elhamdülillah. Biraz bu gönle dokunan yani kardeşlik duygularının had safhaya evet. ulaştığı bu günlerde bu gözle görünür çalışmalardan bahsedebilir miyiz başkanım? Elbette. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayının Kur'an ayı olduğu ifade buyuruluyor. Şehru Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Ramazan içinde Kur'an'ın indiği aydır buyuruyor. Yüce Rabbimiz Yine kütübü aleykümussıyamı hemen yukarıdaki ayet-i kerimede kütübü aleykümussıyamı keme kütübü alel min gablikum lealleküm tettegûn Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de korunasınız diye oruç farz kılınmıştır. Evet. Buyuruyor. Yani Ramazan ayı oruç ayıdır aynı zamanda. Hem oruç ayı hem Kur'an Kur ayı. ayı. Lealleküm tettegûn kısmı çok manidardır. Korunasınız diye. Biz e, nefsimizi kötülüklerden arındırmak, adeta bir nefis terbiyesi e, olarak Ramazan'ı ve orucu düşünüyoruz. İslam alemi olarak, millet olarak. Her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletimizi kötülüklerden uzaklaştırabilmek için, onları irşad edebilmek için, Ramazan'dan nasıl istifade edebiliriz? Oruç ayında nasıl istifade edebiliriz? Bununla ilgili seferberlik halinde olduk. Ülkemizin 81 ilinde ve e, artık 921 ilçesinde diyoruz. Önceden 919 <laughs> ilçesinde diyorduk. 921 ilçesinde e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 160 bin ni aşkın e, mensubuyla milletimizin yanında olduk. Camilerimizde, teravihlerde, mukabelelerde, e, Kur'an kurslarımızda öğrencilerimizin hem hafızlık yapmaları noktasında hem de 1 milyon civarındaki öğrencimize din eğitimi vererek ki Ramazan'da daha da gönüller coşuyor, Evet. Kur'an ayı olduğu için Kur'an eğitimi daha da artıyor anlamlı hale geliyor. çok anlamlı hale geliyor camilerde Kur'an eğitimini Ramazan ayında daha da e, güzelleştirerek daha da yoğunlaştırarak yerine getirmeye çalıştık Bu yıl Ramazan ayında e, tema olarak infak konusunu seçtik Evet ve bütün milletimize infak faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı birlikte hareket ederek hem yurt içinde hem yurt dışında fakir fukara, garip kuraba insanlara milletimizin vakfımıza emanet ettiği zekatları ve diğer hayır hasenatı, bağışları Nasıl ulaştırabiliriz? Onun gayreti içerisinde olduk. Sadece ülkemizdeki fakir fukara, garip kuraba insanların yanında yer alarak yetinmedik. Dünyanın 98 ülkesinde olduk. Maşallah. Elhamdülillah. Hem Türkiye Diyanet Vakfı ne olarak güzel. yaklaşık 20 milyonu aşkın, 20-25 milyon kadar milletimizin bize emanet etmiş olduğu miktarları, 98 ülkede iftar sofralarında Müslümanlarla insanlarla buluşturmaya çalıştık. Sayın Başkanım o tema hedefine ulaşmış oluyor. Elhamdülillah. Sizin verdiğiniz rakamlara baktığımızda. Elhamdülillah. Geçen yıl 84 ülkede olmuş idik. Türkiye'nin dışında 84 evet. ülkede. Bu yıl kendi rekorumuzu adeta Türkiye Diyanetleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 98'e çıkararak, 98 ülkeye çıkararak yerine getirmeye çalıştık. Tabi e, bu çalışmalarda sadece e, insanlara gıda maddeleri dağıtarak değil, insanların iaşesini, ibadetini karşılayarak değil, aynı zamanda birlik beraberlik noktasında Müslümanların arasındaki muhabbet unsurunu evet, geliştirme evet. noktasında da çok büyük katkılar sağlıyor Ramazan Elhamdülillah. ayı. Elhamdülillah. Ee, o ülkelerden, ülkemize getirip okuttuğumuz gençler var, çocuklar var. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 111 ülkeden getirdiği e, ve her şeyini karşılayarak okuttuğu 10 bin civarında öğrenci var. Mezunlarla birlikte şu an e, ifade ettiğim bu, bu rakam. Bu gençler, Ülkelerine döndükten sonra, 4 yıl, 5 yıl Türkiye'de kalmış, ülkelerinde adeta ülkemizin, Türkiye'mizin bir e, gönüllü elçisi olarak gayret ediyorlar. Bu da İslam ülkeleri arasında ya da İslam ülkesi olmayabilir, azınlık olarak e, yaşıyor olabilir ülkesinde o gençler, e, birliği beraberliği daha da geliştirmeye yönelik, ara kalplerimizdeki muhabbeti daha da geliştirmeye yönelik çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. Çok güzel e, katkılar sağlıyor. İşte bu Ramazan'da evet. Evet. buna da şahit olmuş olduk. Çok şükür. Başkanım ayrıca gençlere dönük de çok güzel böyle aktif faaliyetler var. Gençler Başkanlığımızın evet. yani gençlik kolları çalışıyor. Ülkemizin 81 ilinde e, gençlik koordinatörlüklerimiz var. İlçelerimizde, büyük ilçelerimizde gençlik koordinatörlüklerimiz var. Bu e, vesileyle ben gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Müftülüklerimizdeki gençlik çalışmalarını yürüten görevlilerimize, kardeşlerimize ortak isimlerini söyleyeyim. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Biz hepimiz hocayız. Gençler Başkanlığında hangi görevi yapıyor olursa olsun hizmetimizden Yaşları başka ne kadar? Hepimizin ortak ismidir hoca. O evet. yüzden hocalarımıza ben buradan çok teşekkür ediyorum. Hem Ramazan öncesindeki irşat faaliyetlerinde, gençlik faaliyetlerinde, manevi rehberlik faaliyetlerinde gerçekten son yıllarda büyük bir başarı elde ettik. Son yeni kapıda yapmış olduğumuz Evet. Ee, teravih programı bizim gençlerimizin bir başarısıdır. Ben onu size soracaktım efendim. Hakikaten o büyük bir katılım. yüz binlerin katıldığı e, bir orada teravih namazıydı. Birlikte e, secde ettik, birlikte ruku ettik. Sanki Arafat'ı hatırladık orada. Evet. Ülkemizde ilk defa e, böyle bir enderun usulü teravih açık havada, Yeni Kapı'da, fethin, Fetih Meydanı'nda adeta evet fethin mekanında ve fethin 566. yıl dönümünde e, gençlerimiz bize böyle bir güzellik yaşattılar. Buradan evet. gençlik koordinatörlerimizin tamamına teşekkür ediyorum. Onların e, fedakarlıklarıyla oldu. Tüm ilçe müftülerimize teşekkür ediyorum. İstanbul Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. İşleri Başkanlığımızda ilgili e, birimlere ve özellikle Türkiye Diyanet Vakfımıza teşekkür ediyorum. Ee, bütün personeliyle adeta seferberlik halinde 3 gün içerisinde bu e, e, faaliyeti gerçekleştirmiş olduk. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşti ve tamamen vak Diyanet İşleri Başkanlığımız evet, organize etti. Evet, Diyanet Başkanlığımızın orga, e, organizesinde ve Türkiye Diyanet Vakfının eee organizesinde gerçekleşmiş oldu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız katıldı, Meclis Başkanımız katıldı. Ee, milletvekillerimizden, e, bürokratlarımızdan katılanlar oldu ama her şeyden önce e, vatandaşlarımız katıldılar, gençlerimiz katıldılar. Allah kabul etsin diyorum. Allah Ne güzel bir razı manzara olsun. değil mi Sayın Başkanım? Yani hangi güç böyle insanları her vasıftan, her sıfattan, titirden bir araya getirip böyle Allah'ın huzurunda secdeye götürebilir? Bunu işte sadece e, inancımız, İslam e, gerçekleştiriyor ve bunun da en güzel örneği namazdır. Evet. Namazda e, bütün başlar birlikte secdeye eğiliyor, secdeye kapanıyor, rükuya eğiliyor. Dolayısıyla namaz dinin direğidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Eyvallah. Es salatu imadud din. Namaz dinin direğidir. Neden dinin direğidir? Çünkü namazda birlik var. Namazda vahdet var. Namazda tevhid var. Namazda e, insanları kötülüklerden uzaklaştırma özelliği var. Öyle buyuruyor, buyuruyor Rabbimiz. İnne salate tenhe anil fahşâi vel Munkar. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Evet. İbadetlerin amacı, gayesi budur zaten. İnsanı yaratılış gayesine uygun olarak yaşamaya yönlendirmektir ibadetlerin hikmeti. Oruç bir kalkandır buyuruyor Efendimiz evet. Aleyhissalatu vesselam. Ayeti kerimede de umulur ki korunursunuz buyurdu ya Rabbimiz. Evet. İşte Peygamber Efendimiz de Orucun bir kalkan olarak insan nefsini nasıl koruduğunu ifade buyuruyor. Neye karşı kalkandır? Şeytanın oklarına karşı kalkandır. Şeytan kıyamete kadar insanı yoldan çıkarmak için, kötülüklere sürüklemek için gayret edecek. Şeytan, evet. iblis ve orduları milyonlarca ama aynı zamanda e, insanoğlu, bu imtihanı kazanmak için Kur'an-ı Kerim'in göstermiş olduğu yolda yürüyecek Müslümanlar ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gayret edecek. Bizler gayret edeceğiz. Önce nefsimizi terbiye edeceğiz. Nefis terbiyesinin en önemli vesilelerde, vesilelerindendir ibadetler. Ramazan evet. bunun için vardır. Oruç bunun için vardır. Namaz bunun için vardır. Zekat bunun için vardır. Hacım. Hac bunun için vardır. Hayır hasenat, insanlara yardım etmek, paylaşmak, infak hepsi şu nefsimizi kötülüklerden arındırmak ve bu şekilde Rabbimizin rızasını kazanmak için vardır. Eyv. Efendim izniniz olursa bir eser seslendireyim, sizi dinlendirelim. İnşallah. Teşekkür Olur. ederim. Peki. Oh. İzleyenler Diyanet TV ekranlarında iftarı beklerken programımız devam ediyor. Bugün programımızın başında da söyledik. Artık Ramazan-ı Şerif'in son günü ve son iftarı beklerken programımız. Yani artık iftarı beklerken bizi beklemeyeceksiniz. Ama inşallah Rabbim bayrama eriştirecek. Yarın bayram, hemen bayram namazı sonrası yine sizlerle burada birlikte olacağız. Ondan ilerleyen dakikalarında programımızın bahsedeceğim Sevgili izleyenler bugün çok önemli bir konuğum olduğundan bahsetmiştim ve sizlerle buluşturduk. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ekranlarını yeni açan izleyenlerim için, izleyenlerimiz için hatırlatmış olalım. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş bugün konuğumuz ve Ramazan-ı Şerif'i bütünüyle artık bugüne kadar yaşanmışlıkları neler olmuş neler kazandık ve bu kazanımlarımızı nasıl harcayacağız ya da harcarken nasıl iktisatlı kullanacağız? Bunları konuşuyoruz, konuşmaya devam evet. ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu Ramazan-ı Şerif'teki çalışmalardan hem ulusal hem de uluslararası alanda bahsettik, inşallah bahsetmeye de devam edeceğiz. Bu arada hatırlatmak isterim, Diyanet Radyomuzdan da bizi canlı olarak takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatalım. Facebook, Twitter ve Instagram'da Diyanet TV yazarak oradaki paylaşımlarımıza da kolaylıkla erişip istifade edebilirsiniz. Tekrar Sayın Başkanım e, sohbetimize dönebiliriz. Evet. Hakikaten Ramazan-ı Şerif iklimi insanımızı bir şekilde dönüştürüyor. Bunu Ramazan boyunca hissediyoruz. Bu dönüşümün manevi kalıcılığı açısından Ramazan-ı Şerif'i nasıl evet. değerlendirebiliriz? Ramazan ayı e, gerçekten... Cenab-ı Hakk'ın insanlığa bir lütfudur. Ramazan ayında anladık ki bir Müslüman olarak nizam ve intizam içerisinde hayatımızı e, disiplinli bir şekilde yürütmemiz gerektiğini bir kez daha anladık. Bir dakika önce iftarımızı açamıyoruz, o, o saatte açmak zorundayız. Müslüman buna göre dakikalarına dikkat etmeli, bu mesajı alıyoruz. Sahurda imsak saati dakikası geldiği zaman o dakikadan sonra asla yiyemezsin. Orada hemen kesmen gerekiyor. İşte bir insan olarak Müslüman olarak vakitlere böyle dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu bu mesajı aldık Ramazandan. İşte teravih namazları o ne güzelliktir. Yani camilerimizin dolup taşması. Teravihlerde e, hep birlikte salatu selamlar getirmemiz, salatu selamın önemini bir kez daha anlıyoruz teravih namazlarında. Her evet. dört rekatta Allah Resulü Efendimiz'e salatu selam getirmemiz. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine salatu selam getirildiğinde hemen meleklerin ona ulaştırdığını e, ifade buyuruyor e, hadisi şeriflerinde tekbirlerimiz, tehlil tehlillerimiz, tevbe istiğfarlarımız, Ramazan içerisinde hepsi bizim için bir nefis terbiyesidir, nefis eğitimidir. Biraz önce ifade etmiştim, ibadetlerin en büyük maksatlarından birisi, insanı yaratılış gayesindeki o ah seni takvim özelliğini muhafaza etmeye yöneliktir. Rabbimiz buyuruyor ki لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Biz insanı en güzel bir surette yarattık. Fıtrat üzere yaratıldığımızı Allah Resulü Efendimiz buyuruyor. Küllü <laughs> mevludin yüledu alel fıtra. Fıtrat temizlik demektir. Tertemizlik demektir. Her doğan çocuk tertemiz doğar. Bizim inancımız da böyledir. İslam fıtratı üzere doğar. Her doğan çocuk hani Hristiyanlıkta her doğan günahkar doğuyor ya. Evet. Yani onun adeta yani ona bir reddiye gibi bunu anlayabiliriz. Her doğan çocuğun ter, çocuğun tertemiz doğduğunu. Sonra ayeti kerimenin devamına baktığımız zaman Sümme radednehu esfele sefilin'' buyuruyor. Tin suresindedir bu evet. ayetler hemen başlarda. Sonra biz onu aşağıların aşağısına döndürdük. Nasıl iki ayet arasında bu derece büyük bir fark olur? Birinci ayette tertemiz yaratıldığımız anlatılıyor. İkinci ayette aşağıların aşağısı olabiliyor insanoğlu. Nasıl oluyor? İşte Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet etmezse, bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamazsa, insanoğlu, ibadetlerden uzak olursa, namazın e, güzelliklerinden, orucun güzelliklerinden, zekatın, haccın, hayır hasenatın, yardımlaşmanın, paylaşmanın, infakın güzelliklerinden istifade etmezse, işte o zaman e, nefis olarak kötülüğün içerisine, batmış oluyor siz tasavvuf alanında Eyvallah. doktora yaptınız biliyorum tasavvufta nefis terbiyesi çok önemlidir evet. nefis yediye ayrılır nefsi emmare nefsi levvame nefsi e, mülhime evet. nefsi mutmainne evet. nefsi Raziye. E, razıye nefsi marziye, nefsi kamile, kamile. yani evet. yedi e, kısmı ayrılır kendi haline bıraktığınız zaman o kötülüğe e, tevessül eden, kötülüğe meyilli bir nefis olarak o şekilde yaşar gider. Eğer terbiye etmezseniz, onu namazla terbiye etmezseniz, oruçla, Ramazan'la, Ramazan'ın içerisindeki bütün güzelliklerle eğer onu terbiye etmezseniz, nefsi emmari olarak öyle yaşar tamam. gider. Ama ibadetlere başladığınız zaman yavaş yavaş, Nefsi levvame, kınayan nefis. Keşke yani bir kötülük yaptığı zaman keşke şunu yapmasaydım. Evet. Eğer deme noktasına gelmişse bir merhale kat etmiştir. İşte Ramazan içerisinde okuduğumuz Kur'an kıraatleriyle, kıraatle, mukabelelerle, tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız namazlarla, teravihlerle, sahuruyla, iftarıyla, imsakıyla işte nefsimizi o emmare... Ee, durumundan, merhalesinden evet. alıp levvameye, mülhimeye, mutmainneye, raziye, merziye ve kamileye doğru çıkarma imkanı bulduk. Ramazan bize bunu kazandırdı evet. elhamdülillah. Başkanım hani peygamber efendimiz iki günü eşit olan ziyandadır derken evet, bu evet. terakkiyi de kastediyor olabilir mi? Elbette nefis terakkisidir bu. Nefsin bir şekilde bugün dünden daha iyi noktada olması Yarın evet. bugünden daha iyi noktada olmasına işaret ediyor. İki günü eşit olan bizden değildir derken, belki de bunu hem maddi hem manevi olarak evet. e, kastediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim tabii ki e, dünya ve ahiret dengesini çok iyi bir şekilde e, muhafaza etmemiz gerekiyor. İslam dünyası için ahiretini terk eden, ahireti içinde de dünyasını terk eden zarardadır buyuruyor aynı zamanda. Evet. Yani denge yanılmıştır buyuruyor. Denge. O açıdan ben e, her vesileyle şunu insanlarımızla paylaşmak istiyorum. İslam dini denge dinidir. İslam dünyanın dengesinin bozulmasını engellemek için gönderilen bir sistemdir. İslam bir eee ilkeleri olan inanç esasları ile ibadet esasları ile bu dengeyi muhafaza etmek için gönderilen bir dindir. O açıdan evet. diyoruz ki e, İslam insanoğluna verilmiş en büyük nimettir. Bunu evet. nereden söylüyorum? Allah Resulü Efendimiz'e son geldiği rivayet edilen ayetlerden birisi Maide suresinde. El-yevme akmaltu Lekum dinekum ve etmemtu aleikum ni'meti ve raditu lakum al-islam -e deenan. Bugün üzerinizdeki nimetimi kemale erdirdim buyuruyor. El-yevme akmaltu. lekum Lakum dinakum ve etmemtu aleikum ni'meti. Bu e, e, ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. tamamladım buyuruyor. Evet. Nedir nimet? Ve raditu. Ondan razı oldum lakum varadıtı ülakumul İslam'a dinen ve evet. din olarak İslam'dan İslam razı yani. oldum. Yani İslam insanlara verilen en büyük nimettir. Kısmeti olan alır, kısmeti olmayan almaz. Çünkü dinde zorlama yoktur. Evet. Onun için e, bu bir hidayet meselesidir. E, hidayet bu hidayetten nasibi olanlar İslam nimetiyle buluşur. Bunun için de bizim insanlara yardımcı olmamız lazım, destek olmamız lazım. Bu nimetlerle insanları buluşturmanın adına tebliğ denir, davet denir. Biz davet ederiz, tebliğ ederiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi ona Rabbimiz buyurmuştur ki, Habibim, ey Muhammed sen tebliğ et, sen insanları İslam'a davet et. Gelirlerse ne ala, gelmezlerse sen hidayet verici değilsin. Biz. Hidayeti nasip eden benim demiştir Allahu Teala. Evet. Benim demiştir. La ikraha fiddin, zorlama yok. Sadece tebliğ vardır. Biz Diyanet Başkanlığı olarak bunu yapıyoruz. Ülkemiz Bize. içinde ve ülkemiz dışında bunu yapıyoruz. Bize. İslam nimetiyle insanları daha fazla buluşturmaya çalışıyoruz. Müslümanlara ibadetleri noktasında destek olmaya çalışıyoruz inançlarını daha doğru dini bilgiye sahip olmak için onlara destek olmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah. Yani Elhamdülillah. Camilerimizdeki cami derslerimiz bunun için. Her vakit camilerimizde cami derslerimiz e, yapılıyor. Yapılmayan yerler varsa. Muhtevası nedir başkanım? Muhtevası mutlaka diyoruz ki hocalarımız, imamlarımız bir ilmihal dersi yapsınlar. Evet. Yani bir adım ötesi fıkıh dersidir ama evet. ilmi hal her Müslümanın bilmesi gereken, bilmesi gereken ortalama dini bilgilerdir. Temel evet. dini bilgilerdir evet. öyle diyelim. Onun için ben bütün vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Camilerimizi sadece namaz kılmak için yapılmış mekanlar olmaktan çıkaralım. Gidelim. Hocalarımız vatandaşlarımızı bekliyorlar. Gelsinler onlara ilmihal dersi yapalım. Tefsir dersleri yapalım. Hadis dersleri yapalım. Fıkıh dersleri yapalım. İslam tarihi dersleri yapalım. Camilerimiz Mescid-i Nebevi'nin şubeleridir. Varisleridir. Nasıl ki Allah Resulü Efendimiz Yesrib'e hicret ettiğinde orası orayı Medine'yi münevvere yani aydınlanmış şehir yapmak için ilk yaptığı iş mescidi yapmak, mescidi nebeviyi inşa etmek oldu ise bugün de biz mescitlerimizi, camilerimizi mescidi nebevinin bir şubesi olarak istifade etmek istiyoruz camilerimizden. Gençler Başkanlığımızın bu alanda camilerimizi böyle muhtevaya büründürmek için çok çabası var son dönemde. Sayın Elhamdülillah. Başkanım. Yani diyoruz ki işte cami derslerimiz bunun için var. Evet. Ee, camilerde Kur'an öğretimi bunun için var. Yani camilerimiz mektep olsun. Suffe ashabı gibi. Evet. asab sufeyi suffe'yi Milletimiz bilir bu kavramı bilir. Evet. Suffe ashabı, ashabı ne demek Mustafa Bey? Suffe ashabı Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Yüce Peygamberimizin yapmış olduğu mektepte yetişen insanlar demektir. Evet. O yüzden diyoruz ki camilerimiz mektep olsun, medrese olsun. Yani ders yapılan yerler olsun camilerimiz. Evet. Yaz dönemi de geldi Ramazan'dan Şimdi, sonra herhalde çok faal e, olacak camilerimiz hocam. Tam da hocam. iyi hatırlattınız. Buradan ben milletimizi yaz Kur'an kurslarına çocuklarını göndermeye davet ediyorum. Mustafa hocam yaz Kur'an kursları o kadar önemli ki evet. İyi ki hatırlattınız. Yaptığımız dini hayat araştırması e, çalışmalarında bir soru soruyoruz. Bu soru çok manidar temel dini bilgilerinizi nereden aldınız? Evet. 100 kişiden 60'ı yazın annem babam beni camiye göndermiş idi. İşte 2 ay ya da 3 sene üst üste 2'şer ay camiye gittim. Benim din eğitimi ile ilgili aldığım yegane bilgiler budur diyenlerin oranı %60 biliyor musunuz? %60. Müthiş bir rakam bu. %5'lerden şu anda %13'e çıktı. Örgün eğitimle din eğitimi alanların oranı. Şu anda zirve ama hala %13 biliyor musunuz? Hala %13. Örgün eğitimle. Bu da nedir? İmam hatip liseleridir, ilahiyat fakülteleridir. Bunların oranı da yani buralara devam eden öğrencilerin genel öğrenciler göre oranı %13 şu an. Evet. %13. %60 Yaz Kur'an kurslarına devam ederek temel dini bilgilerini öğreniyor bizim vatandaşlarımız Müslümanlar. O açıdan çok önemli. Evet. Biz diyoruz ki bütün imamlarımıza, Kur'an kursu öğretmenlerimize, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize her yaz Kur'an kursundan önce eğitimler yapıyoruz, hizmetçi eğitimler yapıyoruz. Aman ha diyoruz. Vatandaşlarımızın çocuklarının temel dini bilgileri en fazla aldıkları e, ortam yaz Kur'an kursları. Camilerimiz, evet. o yüzden camilerimizi iyi değerlendirelim. Camilerimiz birer mektep olsun, okul olsun. Camilerimiz ilmihal bilgilerinin öğrenildiği yerler olsun. Peygamber Efendimiz'in hayatının yani siyer nebi dediğimiz e, bu bilgilerin öğrenildiği yerler olsun. Hayatü sahabe e, kitaplarının okunduğu yerler olsun. Hazreti Ebu Bekir'in hayatını camilerde öğreniyoruz. Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in, Ehli Beyt'in, Hazreti evet. Ayşe'nin, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Fatıma'nın, evet. Zeynep'in neyse. Yani bütün İslam dünyasında örnek alabileceğimiz zatlar başta Ehli Beyt'tir. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onun Ehli Beyt'i ve Ashab-ı Kiram, Ashab kiram. O i Raşidin rol modelimiz bunlar olsun. Çocuklarımıza yaz Kur'an kurslarında ve okullarımızda, imam hatip liselerimizde, imam hatip ortaokullarımızda ve bütün okullarımızda şimdi zorunlu din dersleri var. Zorunlu din dersleri hakikaten bir nimettir, büyük bir nimettir. Birileri belki yanlış yorumlayabilirler ama biz böyle yorumlamayalım. Yani ee, dinden, inançtan bilgisi olsun çocuklarımızın zarar bunun, gelmez en bunun, azından bunun kime ne zararı olur evet. yani kime ne zararı olur evet. biz değerlerimizi öğretiyoruz hem Kur'an kurslarımızda hem e, okul öncesi eğitim dediğimiz 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımızda evet. Mustafa hocam 150 bine aştı şu an 200 bine yakın çocuğumuz var ne öğretiyoruz biz bu çocuklarımıza? İnsanlar birbirini sevsin, birbirini saysın, dürüst olsun. Kötülüklerden uzak olalım. Söz verdiğimiz zaman söz, sözümüzde duralım, insan olarak. Kendimize bir şey emanet edildiği zaman bu emaneti riayet edelim. Bunlar evrensel değerlerdir. Evet, ahlaki değerler. Ahlaki değerler, evrensel değerler. Yani bütün insanlık için, Dürüstlük çok önemli. Müslüman olsun olmasın ama özellikle İslam evet. festakim keme ümirte evet. e, ayeti kerimesiyle bunu bir ilke haline getirmiş. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Allah Resulü Efendimiz'e emrediyor diyor Yüce Rabbimiz. Sen peygambersin. Emrolunduğun gibi dost doğru ol diyor. Evet. Bu aynı zamanda bütün insanlığa. Peygamberimizin şahsında Kur'an'ın bütün ayetleri bütün insanlığa hitap ediyor. Sadece Müslümanlara değil, bütün insanlara. Kur'an'ın evrenselliği burada zaten ortaya çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlerden bazı yönleriyle farklıdır. Bu farklılıklarından birisi de sadece bir topluma gönderilmemiştir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Rahmetellil alemin'dir. Alemlere rahmet olarak. Ve ma arsalnake illa rahmetel alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Buyurarak Rabbimiz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın evrensel bir peygamber olduğunu vurgulamaktadır. Hazreti Musa, Hazreti İsa ikisi İsrail, Beni İsrail peygamberlerdir. İsrail oğullarına gönderilmişlerdir. Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yusuf Bunlar İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerdir. Bir kavme gönderilmiş. Bir kavme gönderilmiş ama evet, peygamberimiz öyle değil. Ve her kavme peygamber Islarımız. göndermiştir yüce Rabbimiz. Ve me'kunne muazzibina hatta nab'at rasule. Biz hiçbir topluluğa peygamber göndermedikçe azap etmeyiz buyurmaktadır. Dolayısıyla e, Rabbimizin son mesajı, son kitabı Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerin getirmiş olduğu mesajın mesajların özetidir adeta özüdür Kur'an-ı Kerim. Ee, bunun için işte bu Ramazan günleri bitti evet. artık. Ramazan günlerinde çok Kur'an-ı Kerim okuduk. Hani ne kazandırdı bize? Evet, evet. Demiştiniz ya biraz önce. Evet. Hocam. Tekrar oraya gelelim. İşte bunları kazandırdı bize. Bu anlayışı kazandırdı. Kur'an'ın evrenselliğini, Kur'an'ı e, okumanın önemini, öğrenmenin önemini, Kur'an'ı öğrenenlerin ve öğretenlerin insanların en hayırlıları olduğu hakikatini evet. kazandırdı bize Ramazan ayı. Hayrukum <laughs> men taallemel Kur'ane ve Kur'an ayında binlerce kardeşimiz Kur'an'ı öğrendi. Evet. Ben Öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü hatırlıyorum ilk sahurda demiştim ki değerli kardeşlerim ne olur şu Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler öğrensin. Birkaç gün eğer e, ayırırsa Kur'an'ı öğrenmeye yeterli olur. Birkaç günde Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilir. Kur'an'ı öğrenmenin kolaylığından bahsetmiştiniz. Evet, Kur'an'ı evet. öğrenmenin ne kadar kolay olduğundan bahsetmiş idim ve bu Ramazan ayında ne olur Kur'an bilmeyenler öğrensin demiş idim. Evet. Eğer evet. <laughs> kardeşlerimizden bu tavsiyemize uyanlar olmuş ise ne mutlu bize, ne mutlu bize. İşte evet. Kur'an Ramazan bunu kazandırdı bize. Kur'an okumasını bilmeyenlerin Öğrendiği binlerce kardeşimiz olmuştur diye umut ediyorum bunu kazandırdı. Evet. Ramazan ayı bize biraz önce e, e, hocamızın Metin hocamızın okuduğu o ayetlerden birisi: "Kul inne salati ve nusuki ve mahiyaya ve memati lillahi Rabbi alamin. Müthiş bir ayet kerime, De ki benim namazımda, kurbanımda, kurbanım ibadetlerim de ölümüm de hayatım da yani he hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bunu kazandırdı Ramazan bize. Yani Allah için olma özelliğini hatırlattı İyâken bize. İyiyken abide ve iyiyken istiin dedik değil mi? Evet. yani Ramazan'da 20 rekatta teravihlerde ve diğer teravihlerle beraber günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Teravihlerle 60 rekat ediyor 60 değil rekat mi? Oluyor. Evet. Her gün 60 kere İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în dedik. Yani ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz, diyoruz. İhdina sıratal müstakim dedik günde 60 kere. Ki Fatiha suresini biz sadece namazda değil, namaz dışında da çok okuruz. Evet. Ne dedik? Allah'ım, bizi sıratı müstakime ulaştır dedik Fatiha suresinde. Bu dilimiz buna daha fazla alıştı. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime ulaştır. İhtina sıratı müstakim, sıratı lezine en amte aleyhim dedik. Yani bizi nimet verdiğin kimselerin yoluna ulaştır ya Rabbi dedik. Kimdir nimet verilen kimseler? Peygamberler. Allah dostları. Yani peygamberlik bir lütuftur, bir nimettir. Nimet olduğu kadar lütuf olduğu kadar bir imtihandır aynı zamanda, bir bir meşakkattır. Yani nimet ne kadar büyük olursa onun imtihanı da o kadar büyük olur. Tabii. Onun zorluğu da o kadar büyük olur. Yeryüzünde e, insan olarak bir kimseye verilmiş olan en ağır yük peygamberliktir. Bu açıdan ben e, görevlerimize, imamlarımıza, hocalarımıza diyorum ki, değerli hocalarım, peygamberlik ne kadar ağır bir yükse, peygamberlerin varislerinin yükü de o kadar ağırdır. Evet. Ne olur, her saatinizi, her dakikanızı böyle bilin. Benim üzerimde büyük bir emanet var. Peygamber'in varisi olmak, peygamberin yaptığı tebliği yapmak demektir. Peygamberin yaptığı daveti yapmak demektir. Peygamberin verdiği mücadeleyi vermek demektir. Kime karşı? İşte kötülüklere karşı. İnsanımızı korumak demektir. Onlara yardımcı olmak demektir. İbadetlerinde onlara yardımcı olmak demektir onları e, şeytana karşı korumak demektir. Bakınız bu, bunu ben şimdi bir e, bir cümle olarak sarf ettim ama ayeti kerimede karşılığı var. Rabbimiz buyuruyor ki Bismillah. Ya eyyühellezine amenudu hulû fissilmi kâfe Ey iman edenler hepiniz toptan silme giriniz. Silm, İslam, Müslim, Selam, hepsi aynı, hepsi silm kökünden gelir. Silm ne demektir? Ee, Müslümanlık demektir, kurtuluş demektir, barış demektir. Barıştır. Silm. Ve la tettbi'u khutwati şeytan. Hemen ayetin devamı bu. Sakın ha şeytanın tuzaklarına düşmeyiniz, şeytanın hilelerine düşmeyiniz. Şeytanın aldatmacalarına kanmayınız. Dünya sizi aldatmasın diye e, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا Dünya hayatı sizi aldatmasın. İşte dünyevileşmekten insanımızı uzaklaştırmak, bütün bunlar bizim e, en önemli görevlerimizdendir, vazifelerimizdendir. Evet, Sayın Ramazan Başkanım, insanı soracağım. dünyevileşmekten de uzaklaştırmak için Adeta bir oruç ayı olarak Rabbimiz tarafından farz kılınmıştır. Kur'an insanı dünyevileşmekten uzaklaştırmak için gönderilen bir kitaptır. Ben onun için diyorum ki sözünüzü kestim kusura bakmayınız. Onun için diyorum ki ne olur e, şu hadisi şerifi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Dünya dünyası için ahiretini terk eden zarardadır. Ahireti için de dünyayı ihmal eden zarardadır. Yani İslam denge dinidir dedik. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver diye hep dua ediyoruz ya. O evet. açıdan dünyanın cazibesine fazla kapılmayalım. Ahiretimizi zarara uğratırız diyorum evet. ve önce kendi nefsime bunu söylüyorum. Sonra bütün kardeşlerime evet. e, bu konuda e, telkinde bulunmak istiyorum. Sayın başkanım e, ben de aslında tam onu soracaktım. E, hani dengenin dünyevileşmek e, lehine sanki son dönemlerde yaşadığımız şeylere Maalesef. bakınca e, evrildiğini görüyoruz. Maalesef. Bu Maalesef. anlamda almamız gereken tedbirleri soracaktım. Biraz değindiniz. Eğer siz dinlenirseniz birazcık ben bir eser seslendireyim. Bu konuya Peki. dönelim eğer e, lütfederseniz. Olur, olur. Peki. Peki. sevgili izleyenler Diyanet TV ekranlarında iftarı beklerken bütün hızıyla devam ediyor. Artık sayılı dakikalar ya her dakika böyle geçmesin istiyor insan. Çünkü Ramazan-ı Şerifin son demleri. Artık bugün istesek de yarın oruç tutamayacağımız için bugün orucun tadını çıkaralım anlamında söylüyorum. Rabbimiz inşallah nice güzel Ramazanlara bizi eriştirsin ve hakkıyla istifade etmeyi hepimize, hepinize nasip etsin efendim. Evet, bugün Ramazan-ı Şerif'teki kazanımlarımızı konuşmaya devam ediyoruz. Çok kıymetli üstadımız, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamızla birlikte ve bize çok güzel mesajlar veriyor. Dünyevileşme, dünyevileşmenin tehlikeleri üzerine en son konuşmuştuk. Sohbetimizi orada bırakmıştık. Şimdi kendisiyle aynı konu üzerinde dünya birleşmenin bizi nerelere götüreceği konusunda inşallah bilgilerine başvuracağız. Hocam isterseniz oradan evet. devam edelim. Aslında dünya dünyevileşmenin pan zehirlerinden birisi Ramazan'dır desem bilmiyorum abartmış olur muyum? Estağfurullah. Çünkü Ramazan'ın Bizim için en büyük kazan kazançlarından bize kazandırdığı hasletlerden birisi dünyevileşmekten uzaklaştırmaktır bizi. Yani biz şu sıcak günlerde, Ramazan günlerinde imsaktan iftara kadar aç kalıyoruz. Dünya ile ilgili her şey önümüzde, onları reddediyoruz. Evet. Nimetler önümüzde, yemiyoruz, reddediyoruz. Dünyalıkların hepsinden uzak kalmaya çalışıyoruz. Zevklerden çeşitli zevklerden uzak kalmaya çalışıyoruz. Hepsi dünyevi bunların. Ve e, hepsinden daha önemlisi dünyada e, fakir fukara, garip kuraba nimetlerden, o dünyevi nimetlerden yoksun olan milyonlarca insan var. Onların halini anlamaya çalışıyoruz. Önce aç kalarak, sonra da Ramazan'ın bize kazandırmış olduğu fitreyle, fıtır sadakasıyla, zekatla ki ben Ramazan ayına aynı zamanda zekat ayı da diyorum. Çünkü bizim medeniyetimizde, biz ecdadımız, Zekatını Ramazandan Ramazana hesaplayıp veriyor. Neden? bir Çünkü Ramazan'da insanlar e, sofrasında biraz daha işte nimetlere kavuşsun, zenginlerin zekatı buna vesile olsun diye. Evet, ne güzel. E, dolayısıyla Ramazan ayı başlı başına insanları dünyadan e, adeta dünyevileşmekten dünyadan demeyelim, dünyevileşmekten uzaklaşmaya Paylaşmaya, paylaşmak da e, in, insanların işte e, aç açıkta kalmasını e, engelleyen, fakir fukara insanların e, sayılarının azalmasına katkı evet, sağlayan bir şeydir paylaşma. Evet, evet. Yani infak diyoruz ya. Evet. Hele bunu darlıkta da yapabilmek var ya darlıkta ellediğine. Bismillah. Ellezine yunfikune fisserrâi ve darrâi vel kâzimînel gâyza vel âfîne anin nâs ve yuhibbul muhsinîn. Ayetler muhteşem. Yani diyor ki Rabbimiz o muhsinler var ya Allah'ın sevdiği muhsinler Vallahu yuhibbul muhsinîn. Onlar varlıkta da infak ederler. Yoklukta da infak ederler. Yani darlıkta. Evet. Zıt Dar, anında bile. Fi yani fiserrai varlıkta demek. Evet. Serra ismi veriliyor şimdi kız çocuklarımıza değil mi? <laughs> evet. O bolluk demek, bolluk bereket demek. Onun zıddı darra. O da darlık demektir. Peki varlıkta vermeyi anladık. Var varsa verir insan. Yoklukta nasıl verecek? Nasıl verecek? Yani e, maddi imkanları az olan insanlar da varken verenlerin tatmış olduğu o zevki hiç olmazsa onlar da e, yoklukta verebilsinler diye bizim medeniyetimizde fitre diye bir ibadetimiz var. Bakınız evet, fitre. Evet. Bugün son günü değil mi? Fitre vermeyenleri de e, uyarmış, vermeyen, olalım. E, uyarmış olalım. E işte 23 lira. Hiç olmasa bir fitre verse. Yani yoklukta. Evet. Bir fitre bile verse o vermenin zevkini tatsın diye böyle bir ibadet yapıyoruz biz aslında. Başkanım peki Taban 23 lira, 23 lira değil mi? Yani, taban 23 lira. Yoksa üzerine istediği kadar verebilir. 23 bin lira da verebilir. 23 milyon da verebilir. Ne Eyvallah. kadar çok verirse, <laughs> ne kadar çok verirse üst sınırı yok. Malının tamamını da verebilir yani. Eyvallah. Üst sınırı yok. Fitrede evet. e, hatırlattığınız gibi o 23 lira tabandır yani. 22 olmaz, 21 olmaz. 23 lira en az vermesi lazım. Bir ibadet maksadıyla evet. verdiği için. Ama sadaka olarak 1 lira da verir, 10 lira da verir. Yani Eyvah. sadakanın bir miktarı yok. Ama bu bir, bir ibadet olduğu için fitre, asgari 23 lira olması gerekiyor. Fidye gibidir. E, bu yani bir insanın e, bir öğünde e, doyabileceği Doğru. bir asgari olarak doyabileceği bir miktardır. Onun için Ramazan'da oruç tutamayanların Hani e, oruç tutamayanlar fidye versin diye ayet-i kerimede var ya, e, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ بَر۪يظًا اَوْ عَلٰى فَسَرٍ min مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Yani eğer hasta ya da yolcu ise e, oruç tutamamışsa, daha sonra Ramazan'dan sonraki günler oruç tutsunlar. Ama eğer Ramazan'dan sonraki günlerde de e, sağlığına kavuşamayacak ise o zaman, ...tutamadığı günler sayısınca fidye versin. Evet. Fidye nedir? Ee, her güne e, iki öğünü hesap edecek. Bunu ile çarpacak. Yani 60 öğünde bir insanın doyabileceği bir miktarı... ...hesap edecek ve onu fakir fukaraya Bak. verecek. Dolayısıyla e, bütün bunlar işte insanı dünyevileşmekten... E, ...bencillikten, hepsi benim olsun... Hepsini ben harcayayım. Hepsini ben yiyeyim. Anlayışından uzaklaştırmak için İslam'ın koymuş olduğu ilkelerdir bunlar. İnfak kalpleri birleştirir dedik. İnfak kalpleri Bir sene, birleştirir. Başkanım. İnfak evet. fakir ve zengin arasındaki o e, mesafeyi daraltır. O mesafeyi ortadan kaldırır, kaldırır daha doğrusu. Evet. Zekat veren insan zekat verdiği insana Şefkatle yaklaşır, merhametle yaklaşır. Zekat alan insan da zekat veren insana bir e, e, muhabbet besler. Muhabbet zaten amaç bu değil midir? Sevgi değil midir? Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe hakikaten iman etmiş olamazsınız. Diyen kim? Allah Rasul Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam evet. İslam medeniyeti sevgi medeniyetidir, merhamet medeniyetidir, kardeşlik medeniyetidir, e, saygı medeniyetidir. Küçüklerini sevmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir buyuran bir peygamberimiz var. Evet. Dolayısıyla bütün bunlar yani İslam'ın bütün güzellikleri ki Ramazan onların büyük çoğunluğunu içerisinde toplayan bir ay. Bütün bunlar e, insanı bencillikten uzaklaştıran, dünyevileşmekten uzaklaştıran, ahireti hatırlatan e, özelliklere sahiptir. Evet. Ed Dünya mezraatül ahirah buyuran bir peygamberimiz var. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bakınız işte dünyayı ahirete giden yol, ahiretin ahirette bize yardımcı olacak şeyleri ekmek, biçmek için eğer değerlendirirsek dünyayı o zaman biz dünyevileşmeyiz. Evet. Ahireti aklımızdan çıkarmadan yaşarsak eğer şöyle özetleyelim, özet bir cümle yani ser levha olacak bir cümle ile bu konuyu bitirelim. Yaşarken ee, ölümü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan yaşarsak o zaman ibadetimizi de ihmal etmeyiz. Ramazan'ı da Ramazan'ın güzelliklerini de ihmal etmeyiz. Orucumuzu da, zekatımızı da, e, haccımızı da eğer gücümüz yetiyorsa ihmal etmeyiz. Eyvallah. Yani ahiret anlayışı hayatımızın e, bir parçası olacak. Ben dinler tarihi hocasıyım. Biliyorsunuz ev, ev din, hocam. dinleri evet. incelerken Mustafa hocam çok e, enteresan bulduğum bir sonuçla karşılaşıyorum. Kitabi olsun olmasın. Yani kitabi dinler hangileri? Yahudili, Hristiyanlık, evet. e, İslam. Kitabi olsun olmasın. Bir de e, bugün yaşayan inançlar var yeryüzünde bazılarının kitabı var, bazılarının yok. Ama e, hepsinde ortak e, ortak itikat esası, inanç esası ahiret inancıdır. Ne güzel. Bakınız dinler tarihi okuyanlar bilir. Tanrısız dinler diye bir de evet, bir de, evet. bir e, isimlendirme vardır. Onlarda bile ahiret inancı var biliyor musunuz? Anladım. Onlarda bile. Evet. Bu İslam'ın ahiret inancına ne kadar e, önem verdiğini e, ö, düşünürsek, yani inne dine indel evet. İslam, Allah indinde tek din İslam'dır. Din İslam'dır. E, yani dünyevileşmekten bizi uzaklaştıracak en önemli ilkelerden birisi ahiret inanıştır. Ya burada yapıp ettiklerimizin yapıp bir neticesi ettiklerimizin olduğunu, karşılığının karşılığı olduğunu, öbür evet. dünyada Vay görüleceği vayden. anlayışıdır. Kur'an-ı Kerim'de İkra Kitabek Kefe bi nefsikelike ve hasibe. Oku bakalım kitabını. Peki o amel defterimizde yazılı olanları okuyacağız. Bunlar Nasıl yazıldı? Kiramen katibine ya'lamuna ma tef'alun. Kiramen katibin melekleri vardır. Bunlar yaptıklarınızı bilirler. Yani yazarlar, kaydederler. Kiramen katibin zaten yazıcılar demektir. Katibin yazıcılar. Evet. Yazıcı melekler. Melekler şimdi hep de Uzmanlık alanıma geliyoruz. Melek uzmanı olarak, <laughs> ne Melekler Alemi ne diye kitabı olan birisi olarak söylüyorum. Eyvallah, ne güzel. Ee, doktora tezimdir benim e, Me dinlerde melek inancı. Dolayısıyla nasıl ki bugün şu kamera bizi çekiyor ve yıllar sonra belki e, e, 100 yıl sonra biz artık e, öbür dünyada olduğumuz zaman insanlar diyecekler ki işte bir zaman böyle bir zat varmış, böyle bir şahıs varmış. Şunları şunları söylemiş diye şu kameradan evet. bizi izleyecek. Çünkü biz 100 yıl önce çekilen kameralarla çekilen e, görüntüleri şu anda izliyoruz. Evet. Öyle değil mi? Tabii, tabii. İşte melekler de şu anda bizi çekiyorlar. Yaptığımız her şeyi kaydediyorlar. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Bu ayeti okuyan, bu ayeti hazmeden, içselleştiren bir Müslüman. Mustafa Hocam, dünyevileşebilir mi? Ee, Dünyaya kendisini kaptırabilir mi? Evet. O yüzden Kur'an'ın her ayeti bir şifadır. Zaten şifa olduğunu söylüyor evet. ya evet. Kur'an-ı Kerim. ma huve ve, evet. ve lil müminin. Dolayısıyla her ayeti kerime Bizi dünyadan uzaklaştırmak, dünyevileşmekten uzaklaştırmak ve ahireti unutmamaya yönelik hazırlamak için gönderilmiştir ayetler. Dolayısıyla Eyvallah. bütün ibadetlerimiz, niyazlarımız, dualarımız hepsi Rabbimizin rızasını kazanmak, dünyayı ahiretin tarlası olarak görmeye yönelik, Bizi hazırlayan unsurlardır. Elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif'te bu iklimin en yoğun yaşandığı güzel bir mevsim. Zirveye taşındığı evet. bir mevsim, Mevsimdi. bir an, bir ay. Evet başkanım sizi yine biraz dinlendirelim. Ankara'da olsaydınız orucunuzu açmış olacaktınız. Çünkü Ankara'da <laughs> iftar çoktan oldu. Biz İstanbul'u bekliyoruz artık peki, inşallah. Peki. Birazdan sohbetimize devam kardeşlerimize edeceğiz. kardeşlerimize hayırlı iftarlar Evet dileyelim. son oruçlarıydı. Hayırlı bayramlar dileyelim Şimdiden, artık. Evet. Cenab-ı Hak kabul buyursun inşallah. Amin efendim. gidesin yaktı hasret elveda diyor şair ve biz de Ramazan-ı Şerif'e elveda el firak diyoruz. Çok az bir zaman kaldı İstanbul iftarı için ve tabi inşallah bayram sabahını hazırlanacağız. E, programımızın hemen e, önemli bölümlerini size aksettirmiş olalım sevgili izleyenler. Bugün Ramazan-ı Şerif'teki kazanımlarımızı Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş Hocamızla konuşuyoruz ve bu kazanımlarımızı nasıl değerlendireceğiz? Çünkü kazanımları korumak da kazanmak kadar hatta ondan belki daha da önemli. Evet. Zira bizler her anımızdan sorumluyuz. Ramazan-ı Şerif bir ay boyunca geliyor, geçiyor. Sonrası için kulluk bitmiyor, kulluk devam ediyor. O zaman bu kulluğu Ramazan-ı Şerif'te aldığımız o aşk ile şevk ile... Ve donanımla nasıl devam ettirebiliriz? Şimdi onunla ilgili sorularla sohbetimize devam ediyoruz efendim. Evet. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Bugünkü ilahiler mest etti bizi. Allah razı olsun ee, efendim. Ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyorum. Biz de sizin musiki ile çok yakın ilgili olduğunuzu biliyoruz. Evet. Bundan dolayı çok mutluyuz. Eyvallah. Yani seviniyoruz. Hatta Eyvallah. geçen teravihdeki kıraatınızı da dinleme imkanı bulduk. Evet. E, ağzınıza yüreğinize sağlık çok güzeldi inşallah. amin Ramazandaki kazanımlarımızdan birisi de esasında Ramazan ayının Musiki ile adeta e, gönüllerimizi coşturduğu bir ay olması da büyük bir kazanım bizim Elhamdülillah. için Elhamdülillah evet, evet Yani şimdi e, iftarda sizleri dinledik hep sahurda Necip kardeşimizi dinledik Diğer televizyonlarda güzel sesli hocalarımız Evet Teravihlerde, enderun usulü teravihlerde, o ilahilerle, e, gönlümüzü coşturan hocalarımız, evet. ezanlarla, salatü selamlarla minarelerde e, kardeşlerimizin, hocalarımızın o güzel sesleri, bunlar da esasında Ramazana özgü bir e, evet. kazanım Şüphesiz e, olarak e, düşünülebilir, e, değerlendirilebilir. Ee, özellikle ezanların, e, İstanbul ezanları... Tabii şimdi Türkiye'de genelde İstanbul ezanları okunuyor elhamdülillah. Bizim evet, Gençleri efendim. Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz e, ezanı güzel okuma kursları var. O kurslarda e, üstadlarımızı görevlendiriyoruz. Onlar hocalarımıza ders veriyorlar. Sabah e, vaktinde sabah makamında ezan, öğle vaktinde uşşak makamında... Evet. İkindi vaktinde rast makamında, Aslan'da, akşam evet. işte segah hüzzam makamında, yatsı hicaz makamında ezanlar. İşte Süleymaniye'nin bahçesindeyiz. Süleymaniye minarelerinden beş vakit bu ezanları dinliyoruz. Evet. Şimdi hemen karşımızda Büyük Çamlıca Camii altı minareli hemen karşımızda evet. görünüyor. Orada çok güzel e, müezzinlerimiz e, hem Ramazan içinde hem Ramazan dışında bu ezanlarla, Milletimizin e, gönüllerine e, hitap ediyorlar ve edecekler inşallah. Bu da bir kazanım. Abi, ee, katılır mısınız bilmiyorum ama hani hakikaten bizim musikiyimiz, dini musikiyimiz sanki İslam'ın vitrini gibi. Yani ezanlar evet. ilk gönüllere kulağa dokunan, Hani vitrinde ilk önce gördüklerimiz dikkatimizi çeker. E, katılır mısınız bilmiyorum. Kat elbette, elbette ve gönülden katılıyorum. E, şimdi. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları yapıyoruz evet, değil evet. mi? Evet, Ezan yarışması Muhteşem. yapıldı. Muhteşem. Ezan, Diyanet TV'de yaptığımız ezanı Güzel Okuma yarışması, yarışmasında dereceye giren kardeşlerimiz oldu. Hevesli olan o gençler belki de onlarca, yüzlerce kişi müracaat ettiler. Onların arasından seçimler yapıldı. Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması artık uluslararası boyutta Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılıyor. Biz de bu sene yedincisini yaptık. Uluslararası evet. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması. Ülkemiz geçen sene birinci çıkardı güzel, güzel. okuma alanında. Bu sene hafızlıkta birinci olduk. Maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, katılımlarıyla ödül törenlerini gerçekleştirdik. Endonezya bu sene birinci oldu güzel okumada. Ee, bunların hepsi bir kazanım. Ramazan'ın evet, ayının kazanımları. Evet, evet. Ne İnşallah güzel. Ramazan sonundaki aylarda da 11 ayın sultanında kazandıklarımızı 11 ayda da e, yaşayalım e, diyorum. Evet. Bütün milletimizle birlikte, bütün İslam alemiyle ve bütün insanlığa bu kazanımları e, insanlıkla paylaşalım e, istiyorum. Ee, Tabi Ramazanda neyi kazandık? İbadetlere dikkat etmemiz gerektiği anlayışını kazandık. Yani bizim milletimiz teravihi seviyor, teravihi seven kardeşlerimiz Ramazandan sonra inşallah sabah namazına da dikkat edecekler, öğle namazına da ikindi, akşam yatsı bunun sözünü vermiş oluyor. Yani teravihe devam eden kardeşlerimiz diyor ki kendi kendine bak ben 20 20 rekat namazı üşenmeden kılıyorum. Ramazan sonrası 5 vakit namazımı da ihmal etmeyeceğim demektir evet. bu. O evet. anlama gelir. Ben o öyle anlıyorum. Ne güzel. İnşallah doğru anlıyorumdur. Doğrudur efendim. Evet. E, teravihe devam eden Ramazan'da bu ibadet alışkanlığını kazanan kardeşlerimiz 11 ay boyunca da o e, alışkanlığını devam ettirecek. Alışkanlıklar böyle bir şey. Eğer güzel şeylere alışkanlık kazanırsak onları devam ettiririz. Kötü şeylere alışkanlık kazanan insanlarımızın da onlardan vazgeçmesi kolay olmuyor. Esasında Ramazan bunun için de bir fırsat oldu. Evet. Mesela biliyorsunuz ben sigaraya haram fetvasını verdim. Evet. Ee, pek çok alim zaten haram diyor. Ramazan aslında bunun için de büyük bir fırsat oldu. Ben öyle inanıyorum ki binlerce kardeşimiz şu Ramazan ayında sigarayı bıraktılar. Vazgeçtiler. Ne güzel. Bildiklerim var çünkü. Ramazan Ramazan'ı bekleyen var. Şu şu sigara illetinden, şu haramdan kurtulayım diye Ramazan'ı bekleyen binlerce kardeşimiz yani, vardı ve Ramazan'da bıraktılar elhamdülillah. Yani bağımlılıktan kurtarıyor. Bağımlılıktan kurtar Ramazan, kurtarıyor insanı. Evet. <laughs> i̇nsanı bağımlılıktan kurtarıyor. Bazı kötü alışkanlıkları, başka kötü alışkanlıkları olanlar da Ramazan vesilesiyle bir ay boyunca bunlardan uzak durdular. Gönlümden e, öyle geliyor ki inşallah bu Ramazan'da, o kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış olan kardeşlerimiz Ramazan sonrasında da bunu devam ettirecekler inşallah. i̇nşallah. Bu, bu bu kurtuluşu devam ettirecekler. Bu kurtulmuşluğu devam ettirecekler inşallah. i̇nşallah bunu efendim. bekliyorum. Yani güzel. kazandığımız güzellikleri devam ettirelim ee, ve kurtulduğumuz o kötülüklerden de uzak durmaya devam, devam edelim. edelim. Devam edelim inşallah özetlemem gerekirse bunu. Evet, bunu Ramazan-ı olayım. Şerif hakikaten böyle bir anlamda da insanlara bu duyguları verirken nefis şeytan da boş durmuyor. Diyor evet. ki Ramazan geçsin. Bak sen artık bunlardan bunları rahatlıkla yapabilirsin. Sanki Ramazan evet. iklimi sadece dinin çerçevelediği bir iklim de evet. sahir zamanlarda bu bağlayıcı değil gibi bir bize de süfle yapıyor Evet, Sayın evet. Başkanım. Her zaman bağlayıcıdır. Yani ibadetler sadece Ramazana has ibadetler var teravi evet. öyle işte mukabele her zaman okunabilir ama Ramazana özgü sanki e, şu anda var. uygulanıyor e, sahurumuz var e, iftarımız var i̇ftarımız bunlar Ramazana özgü şeyler ama namaz Ramazanda da var Ramazandan sonra da var beş vakit namaz e, oruç Ramazan'a has bir ibadet. Zekat Ramazan'da da verilebilir, Ramazan'dan sonra da verilebilir. Paylaşım, sadaka Ramazan'da da olur, Ramazan'dan sonra da olur. Kur'an okumak, evet. Ramazan'da alıştığımız Kur'an okuma e, alışkanlığını Ramazan'dan sonra devam ettirmemiz lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim her zaman bizim okumamız gereken, her zaman anlamaya çalışmamız gereken... Ha hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'imiz. Evet. Hayatımızın bir par bir parçası. Kur'ansız hayat, hayat zayıf olmuş bir hayattır. <laughs> evet. Yani e bir e Mehmet Akif Ersoy'un beyti var. Onu hatırlamaya çalıştım. Ne diyor? Beşerin derdine dermandır Mandır ancak Kur'an. Kur'ansız canavardan da beterdir insan. Diyor ya. Allah Allah. Evet. Mehmet Akif evet, Ersoy. Abi. O yüzden şöyle bakalım. Yani hayatında Kur'an'a hiç yer vermi, Kur'an'dan hayatında e, hiç yer olmayan insanlara şöyle bir bakalım. Onları da Kur'an'a davet edelim. Kur'ani hayata davet edelim. Evet. Çünkü Ramazan'daki en büyük kazanımlarımızdan birisi de budur. Kur'anla daha fazla beraber olmak, Kur'anla daha fazla iç içe olmak. Sadece okumak değil. Yani okuyup Anlamak. onu alıp rafa asmak değil, onu anlamaya çalışmak. Onu yaşamaya çalışmak. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Ya Ayşe bize peygamberimizi anlatır mısın? Nasıldı peygamberimiz? Diyor ki siz Kur'an okumaz mısınız? Kur'an'ı okuyun peygamberimizin nasıl yaşadığını anlarsınız diyor. Yani evet. Nokta. Onun, onun ahlakı Kur'an'dı. Nokta, onun evet. ahlakı Kur'an. O yüzden biz de diyoruz ki Kur'an'ı okuyalım ve ona göre yaşayalım Eyvallah güzel de bir e, tamamlama oldu Bu bölüm için Sayın Başkanım Şimdi İstanbullu izleyenlerimiz için iftar vakti geldi Ezan-ı Muhammedi'nin uzaklardan Tepelerden sesi geliyor ama Süleymaniye'de Henüz e, müezzinimiz Allahu Ekber demedi Diyecektim o da söyledi <laughs> Efendim Allah kabul etsin Afiyet olsun Ramazan-ı Şerif'in son iftarını da Böylece yapmış olduk

izleyenler. Evet, nihayet Ramazan-ı Şerifin İstanbul ve Ankara için <laughs> ve diğer birçok ilimizde artık iftar vakti oldu. Sadece Edirne kaldı. Biz Edirne'ye kadar, Edirneli kardeşlerimiz iftar edene kadar buradayız. Diyanet TV ekranlarında iftarı beklerken programı devam ediyor. Rabbimiz inşallah bu güzel bir hitam ile tamamlamış olmayı bize nasip etsin. Yani Ramazan-ı Şerif'i tamamlıyoruz. İnşallah o da bizi tamamlamıştır. Eksiklerimizi, noksanlarımızı gidermiştir. Nefsimizi arındırmıştır. Kalbimizi tasfiye etmiştir. Ve gönüllerimizi de iman ile, Kur'an ile, ilahi duygularla süslemiştir. Tezyin etmiştir. E, bütün bunları söyleyebilmek için o kadar çok nedenlerimiz var ki bir ay boyunca kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız diğer ibadetler işte bu bahsettiğimiz güzellikleri kazanmakta bizim için önemli kilometre taşlarıydı. Gördük camilerimiz doldu taştı. Kardeşlerimiz birbiriyle yardımlaştı, birbirinin gönlünü aldı, küsler barıştı. Fakirlere, yoksullara el uzatıldı, yetimlerin başı okşandı ve bütün bu güzellikler Ramazan-ı Şerif içerisinde yaşandı. Nihayet bayrama geldik. Ve yarın sabah Allah nasip ederse ülkemizde ve bütün inşallah İslam aleminde bayram kutlanmış olacak. Biz Rabbimizden hep şunu diledik Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde bizi Süleymaniye'de bayram sabahına ulaştır Ya Rabbi dedik. Böyle dua ettik başkanım. Ve inşallah, inşallah yarın ölmezsek inşallah. yarın orada olacağız. İnşallah. Efendim i̇nşallah. E, bayramdan bahsetmişken e, evet. birazcık bayram... Konuşalım isterim. Evet. Süremiz az kaldı ama böyle özet mahiyetinde lütfederseniz aslında Rabbimizin cemalini gördüğümüzdeki e, alacağımız o heyecan, o o bayram var ya. E, dünyadaki bayramlar esasında bizi ona hazırlamak için yapmış olduğumuz bayramlar. E, i̇nşallah Ramazan bayramı da he, öyle olur. Yani e, cennete gittiğimizde Rabbimizin cemalini gördüğümüzdeki o bayramın e, bir alıştırması olur inşallah sevdiklerimizle bayramı yapacağız. Evet. Bir ay boyunca Ramazan e, Ramazan içerisinde yaptıklarımızın bir mükafatı olarak adeta yine o ahiretteki ödülün bir dünyadaki alıştırması mahiyetinde bunu değerlendirebiliriz. En büyük bayram diyorsunuz. <laughs> en asıl büyük, bayram. Tabii en büyük bayram. Ramazan bayramı. Sevgili Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde oradaki insanların iki bayram kutladığını görüyor. Diyor ki bu bayramlar nedir? Sizin kutladığınız bu bayramlar. Diyorlar ki Mihrican ve Nevruz diyorlar. Biz bunları işte İranlılardan öğrendik diyorlar. Allah Resulü Efendimiz diyor ki Allah sizin bu iki bayramınızı Ramazan ve Kurban bayramıyla değiştirdi diyor. Hı -hı. O gün bugündür Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar kutluyorlar, kutluyoruz. İnşallah yarın başlayacağımız bu bayram milletimiz için, İslam alemi için hayırlara vesile olur. Bayramları bayram gibi kutlayalım. Biraz önce okuduğunuz ilahi de Alvarlı Efe diyor ya, evet, bayram evet. o bayram ola. Evet. Ben de diyorum ki öyle bir bayram yapalım ki bayram o bayram ola. Yani bayramı sevdiklerimizle birlikte geçirelim. Onları ziyaret ederek, büyüklerimizi ziyaret ederek. Ziyaret edemezsek en azından onları arayarak, telefonla görüşerek. Böyle geçirelim. Bayramı tatil olarak görmeyelim. Son yıllarda hani dünyevileşme'nin evet, evet. parçalarından birisi de e, budur. Biraz içimizi e, acıtsa da bunu söylemek zorundayım. Bayramları e, eş dost ziyareti, e, büyükleri ziyaret, onların elini öpmek, onlarla beraber olmak, beraber geçirmek şeklinde e, değil de biraz işte. E, tatil gibi yaz tatili gibi deniz kenarlarında otellerde falan e, geçiren kardeşlerimiz de oluyor e, bu konuda biraz daha hassas olmamız evet. iyi olur diye düşünüyorum Çünkü bu e, hakikaten bir ibadettir yani Bayram e, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı esasında bir ibadettir. Evet. Bu ibadeti e, usulüne uygun bir şekilde bizim değerlendirmemiz lazım. Nedir usulüne uygun? İşte e, ibadetlerimizi terk etmeden e, ziyaretleri, bayram ziyaretlerini e, e, yaparak e, eşimizi, dostumuzu, büyüklerimizi en güzel bir şekilde onların gönüllerini alarak geçirmemiz gerekiyor. Anne babamız, Anne, babamız özellikle annemizi babamızı onların e, ziyaretlerini gerçekleştirerek. Bu bayramları değerlendirmemiz, bayram günlerini değerlendirmemiz gerekiyor. Başkanlığımızın e, bayram programı da bellidir herhalde. E, evet, inşallah yarın e, Büyük Çamlıca Camii'nde evet. e, Diyanet Televizyonu da canlı olarak e, verecek. E, biz orada olacağız, hutbe okuyacağız inşallah. E, Büyük Çamlıca Camii'nde. E, bütün kardeşlerimizi tabi kendi bulundukları yerlerdeki camilere e, bekliyoruz. Camilerimizde hocalarımız bekliyor ama nasıl bekliyor? Çocukları ellerinde gelsinler. Yani çocukların hmm. çocuklarının ellerinden tutsunlar kardeşlerimiz camiye gelsinler. Gönlüm şunu istiyor. Hani e, hacca giden, umreye giden kardeşlerimiz o arka taraftan böyle çocuk sesleri gelir ya Kabede. Evet, evet, evet. Camilerimizde bayram günlerinde öyle çocuk sesleri gelsin, teravihlerdeki gibi. Bazen teravihlerde yanımızda oluyor çocuklar. Gülüşüyorlar böyle kendi. Bazen kendilerine yanımızda öyle. namaz kılıyorlar. Bazen canı sıkılıyor, arka tarafa gidiyor, ...koşturuyorlar. kendi aralarında oynuyorlar falan. İşte biz camilerimizi böyle istiyoruz. Bayramlarda da böyle istiyoruz. Ee, babalar. Dedeler, babalar, çocuklarının ellerinden, dedeler torunlarının ellerinden tutsunlar camiye öyle gelsinler. Camilerimiz sevinsin. Çocuk görsün camilerimiz, gençleri görsünler ve bu şekilde e, güzel bir bayram e, geçirelim diyorum inşallah. Tabii çocuklarımız da böyle güzel elbiselerini bayram için aldıkları alnlarına, onlara giyip güzel kokular. Tabii ki. Suretiyle. Yani çocuklarımıza bu e, bu adeti onların gönüllerinde bu hatırayı ileride anlatabileceği şekilde bayramı geçirelim desin ki çocuklarımız bayram vesilesiyle bana işte babam annem şu elbiseyi almıştı. Dedem bayram vesilesiyle bana şu hediyeyi almıştı hafızasına yerleştirmek, hafızasına yerleşsin. kalıcı olmasını sağlamak. Yani şimdi bir konuda da uyarmak istiyorum e, milletimizi. Belki eskiden e, çocuklara şeker verildiği için mi acaba şeker bayramı evet. denildi yoksa bu şeker bilinçli bilinçli midir? olarak mı yani Ramazan dedirtmemek için mi nasıl denildiyse böyle bir isimlendirme var. Şimdi biraz azaldı o Eski Türk filmlerine bazen bakıyorum da işte şeker Bayramı geldi falan o oralarda görüyoruz Şeker evet. bayramı e, şeklinde anılıyor Bu Ramazan bayramıdır Şeker bayramı diye bir bayram yok Şeker her zaman çocuklara verilir Sadece Bayramda e, verilmez Şeker verildiği için de bayramın adı şeker bayramı olmaz Evet bu evet. bir ibadettir. Ee, ve bu hafifletiyor yani Şüphesiz. Ramazan'ın e, o e, efendim kutsiyetine biraz hafiflik getiriyor. Bu dini bir bayram neticedir. Dini bir bayramdır. Evet. Bunu eğer bilinçli olarak e, kullanıyorsa bazı e, insanlar e, bundan vazgeçsinler çünkü Ayıdul Ram, Ramazan yani Ramazan bayramıdır. Eyvallah. Efendim Hadi. E, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Hakikaten bugün bizim için e, ayrıca bir bayram oldu gelişiniz. Estağfurullah. Mutlaka izleyenlerimiz için de öyle olmuştur. Çok önemli mesajlar verdiniz. İnşallah e, bu mesajları e, hepimiz için tutmak ve ülkemizde her zaman dini hayatın canlı, sürdürülebilir olduğunu görmek bize nasip olur. Hepimize i̇nşallah, nasip olur. İnşallah. Ee, sevgili izleyenler böylece iftarı beklerken programımızın sonuna geldik ama bu arada Edirne içinde iftar vakti oldu. Ben e, bu son programımızda e, müsaade ederseniz bu programda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle e, şu anda e, misafirimiz olan Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza bu programların gerçekleşmesinde verdiği destekten dolayı ee, teşekkür ediyorum. Yine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Huriye Martı e, Hanımefendiye, Genel Müdürümüz Doktor Fahrettin Kurt Beyefendiye, Daire Başkanımız Mustafa Çuadar. bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese, özellikle Diyanet TV çalışanlarına, sazende arkadaşlarıma Maestro Yıldan Ergüzele bir ay bizim kahrımızı çeken Sevgili yapımcımız Fahrettin Aydın'a ayrıca yönetmenimiz Fatih Bey'e, yapım ekibimiz Erhan Ekrem Fehmi Barış Tuğrul ve teknik yönetmen e, Volkan Öztürk'e hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada teşekkür etmeyi ihmal ettiğimiz her kim varsa herkese yine ve en önemlisi de siz kıymetli sevgili izleyenlerimize bizi bir <laughs> ay boyunca evlerinizde, ofislerinizde nerede izlediyseniz oralarda konuk edip izleme lütfunda bulunduğunuz için Rabbim yarın inşallah bayram programımız olacak saat 8.30'da o güne kavuştursun, bayrama kavuştursun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hakkınızı helal ediniz. Bizim eğer bir hakkımız varsa helal olsun. Hoşça kalın sevgili Diyanet TV izleyenleri.